Rıza! Nazmi, ne yapıyorsun, ne bu hal? Allah Allah ya, karalar giyip karadul gibi mi gezecektim? Aa, çocuklar bir dakika, ne oluyor? Sakin olun ya. Kızım, ne istiyorsun? Çık dışarıda konuşalım bu kadar adamın içinde. Senin gözlerin fırfır dönmeseydi, el alemi karılarını hastanelerde böyle böyle taşımasaydın, ben de normal giyinirdim. Çocuklar, sakin olun. Bak, yavaş, herkes size bakıyor, yavaş. Ben gayet sakinim Muhsin amcacığım. Ben buraya bir şey konuşmaya diye geldim ama kendisi hötzetle çözdüğü için her şeyi. Ya, lan ne yaptım ben? Vallahi bir şey yapmadım ya. Artık ne alt yaptıysan bütün mahalle bizi konuşuyor. Ulan Erkut, ulan Erkut. Ya bu Erkut sabah yine akım derken dedi. Onu mu şey yapmışlar? Yapmışlar, yapmışlar. Mahalleye laf lazım ya tabii. Neyse benim fikrim var. Yarın bu işi çözeceğim ama sen bu süre zarfında o kadına değil selam vermek, yardım etmek, uzaylılar böyle gökten inse, kaçırsa onu görmedim duymadım diyeceksin, tamam mı? Tamam. O zaman eve de gelebiliyor muyum? Onu daha şey yapmadım. Sana sinirim henüz geçmiş değil. İznin çıkarsa ben sana bilahare bildiririm, tamam? Görüşürüz. Muhsin amcacığım, iyi günler. İyi günler kızım, sana da iyi günler. Üstünü giy, üşütecek. Rıza, neydi şimdi bu? Sorma Muhsin amca, bende sıkıntı bir tane değil ki. Ha bu da benim büyük çaresizliğim işte. Tamam, sıkma canını, gel. Gel, gel otur şöyle, gel. Oğlum nerede kaldı çaylar, hadi lan. Gel, 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 otur, 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 gel. Abicim üzme kendini. Nazmi yengem böyle eser güller ama biliyorsun onu. Affeder. Sen zaten bir şey yapmamışsın ki. İşte onu diyorum ben de kızım. Yani bir şey yapmış olsam... Ya takılmayın böyle şeylere. Gençken olur bunlar. Yelda ile biz de az didişmezdik hani. Değil mi Yelda? Tabii canım. Aman az mı? O inat yapardı. Ben inat yapardım. Böyle atışır dururduk. Bazılarına tabii siz de tanık oldunuz ama... Orta yolu her zaman bulduk. Tabii ya. Evet, bakın burası önemli. Orta yolu bulmak çok önemli. Mesela şimdi Nazmiye yengem. Bir yargıya varmış, kendince bir karar vermiş. Aynen o şekilde yaptı. Peki Rıza abinin bakış açısı o önemli değil mi? Oradan bakmış mı hiç olaylar? Hayır. Yoksa bir dursana, bir düşünsene değil mi? Yok. Yani kendince bir karar vermiş. Halbuki Rıza abinin bunun neden yaptığını anlasa belki... Tabii dinlemiyor ki, dinlese anlayacak. Dinlemez, dinlemez. Ama seni anlamamakla suçlar. Değil mi? Niye durduk yere suçlasın Nazmi yengem Rıza abimi? Demek ki anlamıyor abim. Anlasa böyle yapmayacak. Anlasa abim bazı şeyleri hatasını anlayacak ve kabul edecek. Ya kızım bir hatam yok diyorum ya. Ya tamam çocuklar, tamam ya. Adam bir şey yapmadım diyor, hatam yok diyor. Niye gidiyorsunuz üstüne? Bir saniye. Rıza abim karısı için, ailesi için elinden gelen her şeyi yapmış. Bu dağ gibi adam daha ne yapsın? Bir şey istemiş, küçücük bir şey istemiş, çok mu? Neler yapmış eşi için? Ufacık bir anlayış bu kadar mı zor? Ya beni bir salın ya. Allah aşkına başka yerden örnek verin siz. Beni bir salın ya. Ya Samet'ler nerede? Onlar yemeğe gelmeyecek mi? Aman yok canım, Hülya'nın karnı aç değilmiş. Samet de sonra onunla yiyecekmiş. Ha. Demek ki birisi bir karar alınca diğeri de ona ayak uyduruyormuş. İkisi beraber ortak oluyorlarmış yani, değil mi? Çünkü nedir? Çifttir bunlar ve çiftler böyle yapar. Yani bizde mi hata oldu yine şimdi? Yine döndü dolaşı muhabbet bana geldi. Ne oldu? Onlar örnek çift, biz eşek başı mıyız yani? Yok abi, seninle bir bağlantısı yok, yanlış anlama sen. Ben doydum, herkese afiyet olsun, kalkıyorum. Hadi Ayşe. Ben doymadım. Ama çiftler böyle yapar. Birisi kalktığı zaman diğeri de kalkar. Hadi. Doymuşum. Çünkü çiftler böyle yapar. Afiyet olsun, kusura bakmayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kızım. Afiyet olsun. Kerem. Bir ara gel de seninle bir şey konuşacağım. Aa, ne konuşacaksın Kerem'le? Hey canım, iş güç ya. Ben de doydum. Elinize sağlık. Ziyade olsun. Ben müsaadenizle bir... Tabii tabii tabii. Rahatına bak sen. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Ya işte senin de için rahat etsin artık. Hadi bak konuştum annemle. Ya kızım hiçbir şey anlamadım ki ben bu işten ya. Yani tamam, biz alıştık. Bizim ilişkimiz böyle. Hep bir hırgür, hep bir şamata. Ama bak gördüm, Kerem'le siz de sürekli didişiyorsunuz. Ha. Yani aşkın tuzu biberi bu didişmek. De
Böyle de bir kalemde insan harcanmaz ki. Abicim ya yengem açısından bak azıcık da olaya. Yani kadın haklı şimdi bir yerde. E seni eski sevgilinle görmüş. İyi ki bir şey yapmamış kadına. Ya ben nereden bileyim olayların bu kadar büyüyeceğini ya? Ben ne bileyim Nazmiye'nin hastanede olacağını. Kadın öyle belini incitince aldık götürdük işte ya. Hakikaten. Allah'tan Muhsin amca var ha. O biraz konuştu da böyle içim ferahladı ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?